Selamun Aleyküm arkadaşlar. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda belge okumalarına devam ediyoruz. Yine çok önemli bir vesika arkadaşlar. Bunun ehemmiyeti şuradan geliyor arkadaşlar. Bizim ya da bir kısım insanların iyi bildiği ama hakikatte kötü olan, İslam düşmanı olan bir kişinin işleviyle ilgili, yaptıklarıyla ilgili bir vesika arkadaşlar. Peki bu kim? Tabii ki arkadaşlar Pierre Loti. Şimdi vesikayı okuyalım. Ondan sonra konuşuruz. Evet, bu işaretimiz besmele arkadaşlar. Arşivlerde besmelenin işareti bu şekilde. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Biz de Bismillah diyerek başlıyoruz tabii ki. Nezareti Maarifi Umumiye. Yani günümüzün arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı diyelim. Mektubi kalemi yani yazışma özel yazı kalemi denilebilir. Numero. Zaten belgede arkadaşlar dönemin Milli Eğitim Bakanı tarafından yani Ahmet Zühtü tarafından imzalanmış bir vesika. Bakalım ne diyor arkadaşlar. Dini İslam ile yani İslam diniyle Silatini İzam Osmanlı'nın büyük sultanları Hazeratı aleyhinde yani karşıtı Tefevvühat-ı Garazkaraneyi yani kin düşmanlık besleyen o fikirlerin efkarını havi olarak içeren Paris'te Pierre Loti nam müellif. Yani bu 1891'de yanılmıyorsam bu nüsha yazılmış arkadaşlar. Pierre Loti de nam müellif devam edelim tarafından Umaruk. Şöyle yazılıyor arkadaşlar. A U Maroc diye yazılıyor. Fransızcası arkadaşlar bu Maroc. O Maroc diye mi okunuyor arkadaş? Nasıl tam telaffuzunu bilemiyorum. O Maroc ünvanıyla tab ve neşettirilmiş kitap bu arkadaşlar. PDF'si de var. Ben olmazsa YouTube'da arkadaşlar açıklamaya da ekleyeceğim. İnternette araştırdım, buldum. İlgili yerleri arkadaşlar çevirisini de yaptırdım. Birkaç yerin İslam'la alenen hakaret ediyor. İslam'ın zulmettiğini, bana zulmettiğini diyor. Ifade gibi ifadeler var arkadaşlar. Yani bu kitap baştan sona arkadaşlar İslam dinine, Osmanlı sultanlarına, tabii ki burada asıl bizi ilgilendiren husus İslam dinine arkadaşlar hakaretler yağdırması. Kim bu? Tabii ki Pierre Loti. Fakat daha sonra ne olmuş? Türk dostu demişler ve İstanbul'un en güzide yerine onun adını vermişler. Kimin adını kaldırarak? İdrisi Bitlisi arkadaşlar. Buranın asıl adı Pierre Loti Tepesi diye bildiğimiz yerin asıl adı arkadaşlar Osmanlı döneminde Kasr-ı İdris Mahallesi ya da İdris Köşkü ya da İdris Köşkü Tepesi ismiyle o şekilde anılıyormuş. O İdrisi Bitlisi'nin adı kaldırılmış. Zahirde Türk dostu olan ama hakikatte İslam düşmanı olan Pierre Loti'nin adı verilmiş. Yazık tabii ki inşallah kısa zamanda o İslam düşmanının adı oradan kaldırılır arkadaşlar. Evet neşrettirilmiş devam ediyoruz olan Fransızca kitap bu kere esnai teftişte. Tabii ben bu kitabın Fransızcasını arkadaşlar PDF'sini size vereceğim. Sizler de oradan bakarsınız. Fransızca bilenler belki çevirisini de yapabilir arkadaşlar. Teftişte Beyoğlu'nda kitapçılarında Beyoğlu kitapçılarında bulunarak müsaadere ettirilmiş, edilmiş yani toplattırılmış ve bunun men-i duhul yani içeri girmesi, yurda girmesi yasaklanması ve intişarı icap edenlere tamimen tavsiye ve gerekli kişilere de bu hususun anlatılması, bildirilmesi ve işar kılınarak bir nüshası manzuru âli buyurulmak üzere ve bir nüshası da sadrazama ya da padişaha arkadaşlar gönderilmesi üzere arz ve takdim kılınmış olduğu muhat-ı ilmi alem arayı Cenab-ı Hilafet penahileri buyuruldukta. Yani padişaha hitaben yazılmış belli. Yani bir nüshası padişaha gönderiliyor. Buyurulukta ol babda ve katıb-i ahvalde irade ve ferman veli nimet bi minnetimiz şehriyari
Akdesi, Şehriyari Akdes ve Padişah. Padişah-ı Azam. Padişah-ı Azam Efendimiz Hazretlerinindir. Maarif Nazırı Zühtü Kulları diye arkadaşlar yazıyor. Evet. Mevzumuz şu arkadaşlar. Pierre Loti'nin İslam aleyhinde bir kitap yazması. O Maruk diye bir kitap yazmış, neşretmiş ve bunun arkadaşlar Beyoğlu'nda da satılıyormuş. Toplattırılmış, yasaklanmış arkadaşlar. Fakat daha sonra yıllar geçtikten sonra İstanbul'a gelmiş, Türk dostu olmuş. Yani İslam düşmanı olan biri nasıl Türk dostu olabilir arkadaşlar? Bu asla kabul edilebilir bir durum değil. Zıt durumlar, her Türk Müslümandır arkadaşlar. Zaten Türk Türklükten çıkanlar da arkadaşlar zamanla İslamiyet'ten de çıkıyorlar. Ülke olarak söylüyorum, Macarlar gibi. Evet, inşallah bir yerde bu sitemimizi, bu hissiyatımızı, bu haykırışımızı duyanlar vardır. Arkadaşlar, İstanbul'un en güzide yerinin biri, bir İslam düşmanı olan kişinin adı verilmemesi gerekiyor. Pierre Loti adı oradan silinmeli ve İdris'i Bitlisi'nin adı arkadaşlar o tepeye verilmeli. İdris Köşkü ya da İdris Köşkü Tepesi ya da Kasrı İdris ne diyorsanız arkadaşlar, arkadaşlar ecdadımızın yaşattığı gibi o isimle orada devam etmedi diye hem belgeyi okuduk hem hissiyatımızı, fikrimizi sizlerle beraber paylaştık. Eğer sizlerin de bunu paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşır ve inşallah kısa zamanda bu Fransız artık neyin ne de nokta nokta diyelim kişisinden arkadaşlar kurtuluruz. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.